arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle çok güzel bir model çalışması yapacağız modelimiz şöyle tomurcuk tomurcuk görüldüğü üzere yetişkin ve bebek örgülerinde kullanabileceğimiz modelimizin yapımı çok çok kolay ilmek sayısı ise hiç fark etmez ne kadar ilmek yani tek çift olması ya da belli bir sayıda olması önemli değil yeteri kadar ilmeğimizi şişimize aldıktan sonra bu güzel modelimizi kurarak örmeye başlayabiliriz. Ben bu modelimizin çalışmasında 3 numaralı şişimi kullandım. Şöyle göstermek istiyorum. Ve Etrofil Baby Can ipimi kullandım. Evet şöyle bakalım. Arkasını da çeviriyorum modelimizin arkasından ise bu şekilde görülmekte. Modelimizin yapımına hemen geçelim. Kolay gelsin. İlmeklerimi aldım. 3 diş haroşa ile lastiğimi ördüm. Dediğiniz lastiği kullanabilirsiniz. Modelimizin birinci sırasında bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Örgümün ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Ve sıra sonuna kadar diğer rengim olmadan lastiğimi ördüm. İpimle düz olarak sıra sonuna kadar geliyorum sıra sonuna kadar örerek geldim son ilmeğimi de örüyorum örgümün arka sırasını çeviriyorum ve modelimizin ikinci sırası birinci ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmeklerimi arka sırada tersten örüyorum Beyaz ipimi bağladım. Şimdi örgümüzün üçüncü sırasındayız. İki sıra pembemizi ördüm. Bu sıramızda da baştan sona bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Birinci ilmeğimi örerek aldım. Sona kadar düz örelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. modelimizin kurulumunu başlattık. Düz olarak ön yüzümü ördüm. Arka yönü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İki sıra pembe, iki sıra beyazımızı ördükten sonra tekrar pembe rengimi alıyorum ve pembe rengimle tomurcuklarımı çalışmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi düz örüyorum. Şöyle beyazımızı da kenarda mutlaka sıkıştıralım. İlk ilmeğimi ördüm. Şimdi iki, ikinci ilmeğimi yanda duran, şöyle iki sıra bakınız beyaz örmüşüm iki sıranın yanda duran beyaz sıra geçişleri görülmekte. şişimden çıkarıyorum ilmeğimi bir 2 söküyorum. Ve pembeye ulaşıyorum. Pembeyi şöyle diğer söktüklerimi de şişimin üzerine alıyorum. Pembe ilmeğin içerisine önce giriyorum. Şişimin üzerine alıyorum. Şişime takıyorum ve düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi sökmeden düz örüyorum. Bir tanesini söküyoruz, bir tanesini sökmeden örüyoruz. Şimdi sıradaki ilmeğimi söküyorum yandan. 1 2 Pembeme şişimi takıyorum. 2 ilmeğimi şişimin üzerine alıyorum. Tekrar şişimi geçirip düz örüyorum. Bir tane ilmeğimi örmeden, yani sökmeden örüyorum. Sıradaki ilmeğimi yine söküyorum. 1 2 İki beyazımı söktüm. Pembeme takıyorum. Üzerine sökmüş olduğum iplerimi alıyorum. Şişime takıp düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi sökmeden düz örüyorum. Sıradakini yandan bakınız. Bir, iki. Pembeme takıyorum. Beyazlarımı üzerine alıp şöyle şişime takıp düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi sökmeden düz örüyorum bir sonraki ilmeğimi söküyorum. Sadece beyazları söküyorum. Pembe'me ulaştıktan sonra şişime takıp düz örüyorum. Sökmeden örüyorum. 1 2 takıyorum. Düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum sökmeden. Diğer ilmeğim 1, 2. Pembeden takıyorum. Diğer söktüklerim şişim üzerinde örüyorum. Bir tane düz ve diğer ilmeğimi sökerek örüyorum. Takıyorum, düz örüyorum. Ve sökmeden örüyorum. Şöyle görülmekte bakınız. Pembe olarak görülenler sökerek ördüğümüz beyazlar ise düz ördüğümüz yani sökmeden çalıştıklarımız bu. Size bir püf noktası olarak e, bulunsun. Çünkü e, karıştırabilirsiniz. Eğer bir de yeni örgüye başladıysanız hangisi hangi ilmeği söküp hangi ilmeği sökmediğinizde tereddüt etmeyesiniz. Çünkü kaydırmalı bir model olacağı için pembeyi gördüğümüz yerde söktüğümüz, beyazı gördüğümüz ise direkt sökmeden ördüğümüz ilmeklerimiz. Şimdi söküyorum bakın sökmeden ördüm bir ikisini söküyorum takıyorum şişime pembe ile birlikte alıp örüyorum bakınız pembe oldu bir tane sökmeden örüyorum sıradaki ilmeğimi yine ikisini söküyorum düz örüyorum bir tane sökmeden sıramızı bu şekilde tamamlayalım sıramızın sonuna kadar örerek geldim Şöyle bakalım. Son iki tane ilmeğimiz. Bir tane söktüm. Bakınız sondan önce. İki tane de sökülmeden ilmeğim var. Her ikisini düz olarak örüyorum ve tamamlıyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Arka sırada bütün pembe ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İşlem yapmıyoruz. Sona kadar ters örüyorum. Ters yönden örüp sıra başına geldim. Şimdi beyaz renkli ipimi alıyorum ve iki sırada bir ön yüzden bir arka yüzden beyazımı örüyorum. Her rengimizi iki sıra örüyoruz. Birinci ilmeğimi renk değişikliği yaptığım için örüyorum. Hiç farklı işlem yapmadan sıra sonuna kadar örüyorum. Sona kadar ilerleyelim. Düzüğünü tamamladım. Arkayı çeviriyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Beyazımızın ikinci ve son sırası. İki sıramızı tamamladım. Düz ve ters olarak şimdi pembe renkli ipimi alıyorum ve tomurcuklarımı çalışmaya başlıyorum. Modelimiz kaydırmalı bir çalışma. Hemen kaydırma yaparak çalışmaya başlayalım. İlk ilmeğimi örüyorum. Şöyle sıkıştıralım beyazımızla. Bakınız burada beyazımızı görüyorum. Pembe mi gördüğüm yerdeki ilmeklerimiz açtığımız ilmeklerdi. Yani söktüğümüz ilmeklerdi modelimizin alttaki kurulumunda birinciyi örmüştük. Hemen ikinciyi şöyle sökerek başlamıştık. Burada ise örüyorum. Bakınız. Alttaki pembeyi gördüğümüz zaman söktüğümüzü anlıyoruz. Beyazı gördüğümüz zaman düz ördüğümüzü sökmeden. Şimdi beyazımın üzerine ise söküyorum. Bir tane ördüm. Kenar ilmeğimi, ikinci ilmeğimi modelimin ikinci kurulumunda düz ördüm. Üçüncü ilmeğimden itibaren sökme işlemine başlıyorum şişime takıyorum pembe ilmeğimi ve üzerindeki beyazlarımı ve düz örüyorum bir tane ilmeğimi örüyorum sıradaki ilmeğimi söküyorum 1 2 beyazımızı iki sıra örüyoruz bakınız iki sırada söküyorum pembe mi takıp beyazlara da üzerine aldıktan sonra örüyorum bir alt sırada sökmeden örmüştüm beyaz şimdi sökmeden örüyorum sıradaki ilmeğimi iki sıra söküyorum bir iki pembeye takıyorum şişime geçiriyorum ve düz örüyorum beyazımı sökmeden örüyorum sıradaki ilmeğimi söküyorum takıyorum şişime geçirip örüyorum şöyle bakınız kaydırmamızı yaptık sıradaki ilmeğimi düz örüyorum söküyorum beyazlarımı söküp pembemi bırakıyorum ve pembemi takıyorum. Hangi renkle örersek örelim hiç fark etmez. Sadece iki sırayı söküyoruz. Diğer ana renkle örüyoruz. Bir tane söküyorum. Bir ilmeğimi sökmeden örüyorum. Bir ilmeğimi söküyorum. Diğer ilmeğimi ise Örüyorum. Şöyle görelim. Şurada da görmenizi istiyorum. Bakınız. Kaydırarak modelimizi kuruyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar geldim. Bir tane ilmeğimi söküp bir tanesini sökmeden ördüm şeklinde ve son iki tane ilmeğimizdeyi sökmeden ördüm ve e, sıradaki ilmeğimi sökerek örüyorum. İki tane sırayı beyazlarımı Pembe pembemi takıyorum ve beyazlarımı şişimin üzerine alarak düz örüyorum kenar ilmeğimi örüyorum ve bu şekilde modelimizi kaydırma tekniği ile ikinci sırasında da uygulamış oluyoruz arkasını çeviriyorum bu pembemizin birinci sırasıydı bütün ilmeklerimizi ters örerek pembe rengimizi tamamlamış oluyoruz. Yeniden iki sıra beyazımızı öreceğiz. Pembe rengimizde sadece bir sırada işlem yapıyoruz. Ve kaydırmayı da mutlaka unutmuyoruz modelimizi kaydırarak ikinci kez kurduk şimdi beyazımızı ön yüzden düz arka yönden ters olarak örüyoruz ve ilk sıradaki şekliyle örmek için hazırlığımızı tamamlıyoruz beyaz rengimi aldım ilk ilmeğimi örüyorum sonra pembemi şöyle sıkıştırıyorum sona kadar düz örelim ön yüzden düz arkadan ters örelim sadece bir sıramızda işlem var Bu da gayet e, kolay bir işlem. Tekrar püf noktasını hatırlatmak istiyorum. Nerede söküp nerede sökmeyeceğinizi e, karıştırabilirsiniz. Yani özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için uyarıcı olması niteliğinde. Pembe ile gördüğümüz yerler söktüğümüz ilmeklerimiz beyazı sökmediğimiz. Pembe söktüğüm beyaz sökmediğim. Bakınız öyle kollarsak. Çok kolay hiç karıştırmadan örgümüzü sonuna kadar tamamlayacağız. Şimdi beyazımızı düz yönden örüyorum. Arkadan ters yönden örelim ve buradaki kurulumumuzu yeniden yapalım. İki sıra beyazımızı örerek geldim. Şimdi yeniden modelimizi kuruyoruz pembe rengimizle. İlk ilmeğimi örüyorum. İpimizi yarımlamadan şöyle alalım. İkinci ilmeğimizi bakınız. Şöyle görelim. Hemen sökmeye başlıyorum. 1 ve 2. Pembeme takıyorum. Beyazlarımı şişimin üzerine alıyorum ve örüyorum. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Diğer iki ilmeğimi söküyorum. Şişimin üzerine alıyorum ve örüyorum. Sıradaki ilmeğimi örüyorum. Bir söküyorum, bir örüyorum. Söktüm. Şimdi örüyorum yine sıradaki ilmeğimi söküyorum örüyorum kaydırma işlemimizi yine ilk sıradaki işlemimiz gibi yaptım diğer sırada ise buradaki ikinci sırada yapmış olduğumuz işlemimizi yapacağız ve bu şekilde modelimizi kurarak devam edeceğiz Evet, bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.